Geçen haftaki dersimizde muhasebeye bir giriş yapmıştık. Muhasebeyi tanımlamıştık. Demiştik ki muhasebenin işletme faaliyetlerinden finansal nitelikli olanları belgeleyen, toplayan, kaydeden, sınıflayan, özetleyen ve bunları karar alma faaliyeti açısından, karar verme amacıyla analiz ve yorumlama suretiyle ilgili kullanıcılara ileten bir bilgi sistemi olduğundan bahsetmiştik. Buradaki işletme faaliyetlerinin finansal nitelikli olanları ifadesi de muhasebe eşitliği olan varlıklar eşittir sermaye artı borçlar ya da borçlar artı sermaye eşitliğinin ifade etmekteydi. Yani bu eşitlikte meydana gelen değişmelerin finansal nitelikli bir işlem olduğu noktasıydı. Tabii işletmeler bu faaliyetleri, demin saymış olduğumuz faaliyetleri kendilerine göre yapmıyorlar. Genel kabul görmüş kavram ve ilkeler çerçevesinde hareket ediyorlar. Dolayısıyla geçen hafta onların üzerinde de hızlıca durmuştuk ve bir örnek için derse noktayı koymuştuk. Şimdi tekrar ben ekran paylaşımıyla devam edeyim. Nerede kaldık, ne yaptık diye şöyle bakalım. Şeyi niye açmadı bu sefer? Evet. Şimdi şuradan göstereyim. A işletmesi 5 ortakla 1 milyon lira sermaye ile kurulmuştur. Ortaklar sermaye taahhütlerini nakit olarak yerine getirmişlerdir. Şimdi şeyi hatırlayacak olursak ben tekrar ekranımı değiştireyim. Şöyle gelelim. Evet. Herhalde görünüyor bakalım. Tamam. Şimdi biliyorsunuz şöyle varlıklar eşittir borçlar artı sermaye eşitliğimiz var. Buna temel muhasebe eşitliği diyorduk. Bu her bir unsurda ya da bu unsurların herhangi bir tanesinde bir değişme meydana geldiğinde artış yönlü ya da azalış yönlüdür biliyorsunuz muhasebedeki değişim. O zaman mali nitelikli bir işlem olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bu deminki örneğimizde bir işletme kuruluyor. Ve bu işletme artık kuranlardan ayrı bir kişiliğe sahip oluyor. Bugün ayın kaçı? Bugün 25'i ayın. Mesela bugün itibariyle kuralım işletmemizi, bilanço yaptık. A işletmesi diyordu galiba değil mi? A işletmesi 25-11-2022 tarihli bilanço. Şimdi bilanço neydi? Bilanço bir işletmenin varlıklarını ve bu varlıkların kaynaklarını yani nereden elde edildiğini gösteren tablo. Aslına bakarsanız yukarıdaki eşitlik bilanço eşitliği ya da muhasebe eşitliği diye de geçer. Neden? Çünkü varlıklar bir taraftadır. Borçlar artı sermaye yani kaynaklarda bunun karşı tarafındadır. Bakın aynı şekilde bu bilanço çizelgesinin bu yukarıdan aşağıya inen çizgisi aslında eşitlik çizgisi gibi düşünebilirsiniz onu. Şimdi işlemi analiz edelim. Ortaklar işletmeye 1 milyon lira nakit para getirerek işletmeyi kurmuşlar. Bakın işletmenin herhangi bir varlığı yok. Varlık ne demek? İşletmenin faaliyetlerinde bulunabilmesi için, bu faaliyetlerin yapabilmesi için sahip olduğu ekonomik değerlerin genel adıdır.
Bakın hiçbir varlığı yok ama ortaklar tarafından para getiriliyor. Dolayısıyla para bir varlık. O zaman muhasebede paranın adı kasadır. Kasa, bakın 1 milyon lira yazdım. 1 milyon lira. Peki bu gelen paranın kaynağı nedir? Gelen paranın kaynağı ortaklardır, değil mi? Peki ortakların muhasebedeki gösterim ifadesi nedir? Onun da adı sermayedir. Dolayısıyla varlıklar eşittir sermaye olacaktır. Dolayısıyla eşitliğimiz, bakın, varlıklar eşittir 1 milyon, kaynaklar eşittir 1 milyon şeklinde gerçekleşecektir. Tamam? Dolayısıyla burada ne yapmış olduk şimdi? Varlıklarda bir artış meydana geldi. 1 milyon liralık sıfırdı. 1 milyona çıktı. Peki bu artışın kaynağı nedir? Sermayedir. Yani ortaklardır. Ortakların varlıklar üzerinde 1 milyon liralık hakkı vardır diyoruz. Şimdi herhalde anlaşıldı bu. İkinci şeyimize bakalım, örneğimize bakalım. Slide'ı görüyor musunuz acaba şu an, yoksa şey mi görünüyor? iPad mi görünüyor? iPad görünüyor hocam. Görünüyor. Tamam, o zaman hemen değiştireyim. Şöyle yapalım. Evet. İkinci işlemimiz, işletme 2 milyon liraya mal satın almıştır diyor. 2 milyon şey. Peki değişelim gene. Şimdilik şunu şöyle bir ayıralım. Peki nasıl yapacağız bunu? Hemen analiz edelim. Bakın yine bir bilanço çizelim. Şöyle. A işletmesi. Yine bugünün tarihi olsun. Şimdi şeyi, şu varlıklar eşittir borçlar artı sermaye eşitliğin üzerinden bir inceleme yapalım. Şimdi 200 bin liraya mal aldığımıza göre nasıl bir değişiklik olacak? Bakın kasada 1 milyon lira paramız var, değil mi? İşletme. Para 200 bin lira kadar azalacak. Çünkü 200 bin lira değerinde mal aldık. Peki ne oldu o zaman? Hemen yazalım bunun etkisini. Kasa 800 bin liraya düştü. Bir varlık unsuru var. Bunun da adı ticari mal. Bakın ticari mal. Bu kaç para? 200 bin lira. Toplam aldığımızda yine herhangi bir değişiklik yok. Peki bu kasadaki paranın ve malın, 200 bin liralık malın kaynağı nedir? Yine sermayedir. Değişmiyor çünkü. Sadece kasadaki paranın bir kısmı biçim değiştirdi. Yani kasadaki nakit para olarak durmak yerine artık ticari mala dönüşmüş oldu. Ve bunların kaynağının yine sermaye olduğunu, yani ortaklar olduğunu belirtmek yerinde. Bu ikinci işlem. Şimdi üçüncü işlemimize bakalım. İşletme 50 bin lira maliyetli malı 65 bin liraya satmıştır. İyi mi yapmış, kötü mü yapmış? Ne dersiniz? Var mı fikriniz? 50 bin liralık mal 65 bin liraya satılmış. Şuraya şöyle göstereyim. 50 bin liralık malı 65 bin liraya satmış işletme. Şimdi burada tabii ki kar var, değil mi?
İşletmeden 50 bin liralık bir değer çıkıyor. O değerin yerine işletmeye 65 bin liralık başka bir değer giriyor. Yani bu işlem öncesine göre, bu yaptığımız işlem öncesine göre işletmenin varlıklarında 15 bin liralık bir artış meydana gelmiş oluyor. Doğru mu? Şimdi bakın, şöyle basit, çok basit gösteriyorum. İşletmeden 50 liralık bir değer çıktı. 50 liralık bir değer çıktı. Fakat buna karşılık işletmeye 65 liralık bir değer girdi. Yani varlıklar 50 lira azaldı. Buna karşılık varlıklarda 65 liralık bir artış oldu. Yani varlıklarda net anlamda aslına bakarsanız artı 15 liralık bir artış oluyor. Kar diyoruz işte buna. Diğerlerine de gelir ve gider diyoruz aslına bakarsanız. Değil mi? Şimdi o zaman bunu nasıl göstereceğiz? Eşitlik bozulmuyor. Aklınıza öyle bir şey gelebilir. Bakın bilançoyu çizelim yine. A işletmesi 25, gene aynı gün yapalım işlemleri. Bir şey fark etmeyecektir. Şimdi kasa. Kasada var mı bir değişim? Var tabii ki, değil mi? 65 bin liralık bir para geliyor kasaya. Kasada kaç paramız vardı bizim? 800 bin lira vardı ikinci işlemde. Bakın burada 800 bin lira diyor. 800 bin, o zaman bu ne oldu? 865 bin lira oldu. Güzel. Peki elimizden ne gitti? Mal gitti. Ticari mal. 2000 kaç? 200 bin liralık malımız vardı. Bunun 50 bin liralık kısmı gitti. Değil mi? Sattık. Gönderdik karşı tarafa. O zaman burada 150 bin kaldı. 150 bin. Peki bunun toplamı ne oluyor şimdi? Hemen toplayalım. 865 ile makinede toplayayım. 865 artı 150 eşittir 1 milyon 15 bin lira. Bakın. 1 milyon 15 bin lira. Hani demin bunu söylemeye çalışıyordum. Bir önceki işleme göre hemen kırmızıyla göstereyim. Bakın bir önceki işlemde varlıklar kaç paraydı? 1 milyon lira. Şimdi kaç para oldu varlıklar? 1 milyon 15 bin lira. Bakın varlıklar işletmenin yapmış olduğu bir işlemden dolayı 15 bin lira arttı. İyi mi kötü mü bu? İyi bir şey, kar var. Peki kar kimin hakkıdır? Sorumuz bu. Kar kimin hakkı? Ortakların hakkı değil mi? O yüzden zaten bu işletmeyi kuruyorlar. Dolayısıyla kar ortakların hakkıysa sermaye, özür dilerim. Şöyle yazalım. Bunu sermayenin üzerinde ifade etmemiz gerekecek. Yani şöyle sermaye 1 milyon ve kar, daha düzgün yazayım. Hatta şöyle ifade edeyim. Daha anlaşılır olsun sizin açınızdan. Sermaye 1 milyon 15 bin lira. Fakat bu 1 milyon 15 binin 1 milyonluk kısmı sermaye, 15 bin liralık kısmı da kârdır. Tamam. Şeyin hakkı olduğu için, ortakların hakkı olduğu için sermayeyi 1 milyon 15 bin lira şeklinde ifade ediyorum. 1 milyon 15 bin. Var mı anlaşılmayan bir yer arkadaşlar? Peki. Şimdi bir sonraki şeyimize bakalım. Sorumuza bakalım.
İşletme 10 bin lira kira gideri ödemiştir. Bakın bu deminkine göre birazcık daha zor bir soru. Biraz soyut kalıyor çünkü. Dördüncü işlemdeyiz. 10 bin lira kira gideri ödedik. Peki ödeyelim. A işletmesi 25.11.2022. Şimdi kira gideri ödediğimizde bir, kasadan bir para çıkıyor. Kasada kaç paramız vardı? 865 vardı. Değil mi? 855 bin lira burada kaldı. Güzel. Peki sonra ticari malda bir değişiklik var mı? Bir mal satışı ya da mal alışı mı bu soru? Değil. Değil mi? Kira ödedik sadece. O yüzden ticari malımız aynı kalacaktır. Ticari mal kaç paraydı bu? 150 bin lira. Ticari mal 150 bin lira. Peki kaynak şuranın toplamını alalım. 855, 855 artı 150 eşittir 1 milyon 5 bin lira. 1 milyon 5 bin lira. Bakın deminki işlemde varlık büyüklüğümüz ne kadardı? Şurada 1 milyon 15 binde, değil mi? Şimdi kirayı ödedik. Kirayı ödeyince varlık büyüklüğümüz kaça gelmiş oldu? 1 milyon 5 bine gelmiş oldu. Yani varlıklarımızda bir azalma meydana geldi. Peki bu azalma niçin ortaya çıktı? Bir gider. Peki gidere kim katlanmak zorunda? Daha doğrusu giderin karşılığı olmadığında, bir gelir olmadığında otomatikman gider gelirlen büyük olmuş oluyor. Dolayısıyla bir zarar ortaya çıkmış oluyor aslına bakarsanız, değil mi? Zarara kim katlanmak zorunda? Ortaklar katlanmak zorunda. O bakımdan işletmenin sermayesi 1 milyon 15 bin diye demin. O da 1 milyon 5000'e düşmek durumunda. Peki burada ne görüyoruz biz şimdi? Bakın şunu göreceğiz. Bunun 1 milyon lirası sermaye. Ondan sonra 15 bin lirası kar ve şöyle parantez içinde yazayım. 10 bin lirası da kira gideri. Dolayısıyla 1 milyon artı 15 bin eksi 10 bin şeklinde hani bunu görmüş oluyoruz. Şimdi böyle olduğu zaman da toplam yine 1 milyon 5 bin şeklinde karşımıza çıkıyor. Yine bu eşitliği yani sağlamış oluyoruz. Gelelim bir sonraki sorumuza. Bakın şimdi değişik bir örnek var. İşletme tamamı kredili olmak üzere. Tamamı kredili olarak A işletmesinden 80 bin liralık mal satın almıştır diyor. Şunu değiştireyim. B işletmesi yapayım. Bizimki A işletmesiydi galiba. Evet. Biz B işletmesinden 80 bin liralık tamamı kredili yani vadeli olarak mal almışız. Para ödememişiz yani bu malı satın alırken. Şimdi acaba bu işlemi nasıl yapacağız? Bakın 80 bin liralık mal alışımız var.
Şöyle çizelim. Beşinci işlem. A işletmesi 25.11.2022. Hepsini bugünkü tarihle gösteriyorum. Yani çok önemli değil şimdilik. Asıl odaklanmamız gereken şey başka. Şimdi bakın, tamamı vadeli olarak 80 bin liralık mal almış işletme. Ne demektir bu? Kasada herhangi bir değişiklik yok demektir. Tamam. Kasa kaç para? 855 bin lira. Güzel. Ticari mal. Değişti mi ticari malımız? Evet. Kaç paraydı? 150 bin liralık mal vardı elimizde. Artı 80 bin liralık mal daha geldi. Ticari mal kaça çıktı? 230 bin liraya çıktı. Peki toplam kaç oldu? 1 milyon 85 bin olmadı mı burası? Topladığımızda. Doğru mu yaptık? 855 artı 230 eşittir. Evet, 1 milyon 85 bin. Peki şimdi o zaman işletmeye biz şunu sorsak. Desek ki kardeşim, bu 1 milyon 85 bin liralık varlık büyüklüğünü sen nasıl elde ettin? Nereden elde ettin? İşletme ne diyecek? Diyecek ki bize, bu 1 milyon 85 bin liralık varlığın 1 milyon 5 bin liralık kısmı sermayedir diyecek. Kalan kısım borçlandım diyecek. Değil mi? Yani satıcı firmadan, tedarikçi firmadan vadeli olarak aldım diyecek. O zaman buraya da şimdilik adına bunun borçlar diyelim, 80 bin lira. Şu haliyle baktığımızda bu da 1 milyon 85 bine bulmuş olacak. Bakın burada zaten şeyi görüyoruz. Varlıklar eşittir. Borçlar artı sermayeyi bu işlemde, hani bu üç unsuru birden görmüş oluyoruz. Buralarda varlıklar eşittir sermaye diye gitmiştik. Çünkü işletmenin herhangi bir borcu yoktu. Fakat borç geldiği zaman, işin içine borç girdiği zaman ne oluyor o zaman? Varlıklar eşittir borçlar artı sermaye. Yani diyor ki şuradaki 1 milyon liralık, 1 milyon 85 bin liralık varlığının kaynağı nedir diye işletmeye sorduğumuzda, o da diyor ki bunun 1 milyon liralık 5 bin 1 milyon 5 bin liralık kısmı sermaye ve 80 bin liralık kısmı da borçtur diyor. Anlatabildim mi? Bu eşitlik bu şekilde devam ediyor. Ve hiç de bozulmaz. Şimdi var mı sormak istediğiniz bir şey? Anlaşılmayan bir yer var mı? Tamam. Süper. Sonraki sorumuza bakalım. Ha, tamam. Şimdi örnekleri burada bitirmişiz bu anlamda. Neyi tanımlıyorduk? Biz bilançoyu tanımlıyorduk, değil mi? Şimdi gelir tablosuna bakacağız. Finansal tablo nedir? Finansal tablo, bunu demin okumuştuk zaten. Düzenlendikleri tarih ya da ait oldukları dönem itibariyle işletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını ve işletmeye ait diğer finansal göstergeleri raporlayan tablo. Bunlardan bir tanesi işte bilançoydu. Şimdiye kadar o bilanço üzerinden o örnekleri yaptık. Peki gelir tablosu ne? Gelir tablosu da belli bir dönem itibariyle işletmenin faaliyet sonuçlarını gösteren tablo olarak ifade edilmekte. Belli bir dönem itibariyle,
belli bir dönem itibariyle işletmenin faaliyet sonuçlarını gösteren tablo. Şimdi bakın şurada faaliyet sonuçlarına ifadesinde şu çoğul olarak kullanılmış. Lar eki var burada. Sonuçlar diyor. Şimdi sonuç nedir? Sonuç. Bakın hemen şeye geleyim. Tekrar ekrana. Şimdi bizim işletmemizin karı mı var, zararı mı var? Nereden bileceğiz bunu? Bunu şimdi 3 tane işlem yaptığımız için biliyoruz, değil mi? 5 bin lira kar var. Nereden bildik onu? Şuraya baktığınızda 15 bin liralık bir satış yapmıştık. Oradan bir 15 bin liralık karımız vardı. Bir de 10 bin liralık bir gidere katlandık. Gelir eksi gider 15 eksi 10 5 bin lira kar var. Zaten sermayede başlangıç sermayemize göre 5 bin lira daha fazla, değil mi? 1 milyon lira sermayeyle başlamıştık biz. Şu an 1 milyon 5 bin lira sermayemiz var. Fakat şimdi bakın şöyle bir şey yapalım. Güzel bir kar rakamı yazayım ben size. Hani normal bir işletme için örneğin yılın sonunda düzgün yazalım. Yılın sonunda işletme ...500 milyon lira kar elde etmiş olsun. İyi mi kötü mü? Tabii ki bunu hani işletmenin şeyine göre değerlendirebiliriz. Büyüklüğüne göre değerlendirebiliriz. Yani ne bileyim bir küçük bir market için 500 milyon lira yıllık kar çok büyük bir rakamdır. Ama bir şey firması için işte Apple firması için 500 milyon liralık kar belki yöneticilerin performansını kötü olarak değerlendirebileceğimiz düşük bir kar rakamı olarak karşımıza çıkabilir firmanın büyüklüğü açısından. Ama şimdi o konuda değilim ben. 500 milyon liralık kar var. Peki bu bilgi güzel bir bilgi. Yani bu şu anlama gelir. İşletmenin dönem sonu sermayesi dönem başı sermayesine göre 500 milyon lira daha fazla demektir. Değil mi? Yani dönem başına göre dönem içinde yapmış olduğu işlemler sonucunda işletmenin dönem sonu sermayesi 500 milyon lira daha fazla. Kar var çünkü. Güzel. O zaman ben bir yönetici olsam ya da siz de yönetici olsanız onu sorgularsınız. Dersiniz ki bu kar nasıl oluştu? Yani kar dediğimiz şey bir sonuçtur. Diyordu ya zaten demin gelir tablosunu tanımlarken işletmenin belli bir dönemdeki faaliyet sonuçlarını gösteren tablodur diyor ya. Peki o sonuç şu. İşletmenin elde etmiş olduğu gelirlerden giderleri çıkartıyoruz. Gelirler büyükse giderlerden kar var. Hani bir basit bir şey biliyoruz bunu. Ya da bunun tam tersine pardon. Tam tersini yaptığımızda da zarar ortaya çıkıyor. Peki o zaman bu işletmenin örnek işletmenin işte ekrandaki görünen 500 milyon lira kara sahip olan işletmenin gelirleri giderlerinden 500 milyon lira daha fazlaymış. O zaman şunları yazabilirim. Bakın mesela işletmenin 10 bin lira geliri var. Hani sıfırların bazılarını atıyorum kolay olsun diye. 9.500 lira gideri var. İşte sonuç 500 milyon lira kar. Doğru mu?
Yani bir işletmenin durumu bu olabilir. Başka bir işletme, örneğin 1000 lira geliri var, 500 gideri var. Bunda da 500 lira kar var. Bir başka işletmenin örneğin 600 lira geliri var, 100 lira gideri var, 500 lira karı var. Ya da ne bileyim 501 eksi 1, 500. Bak hepsi aynı rakam çıkıyor. Hani matematiksel olarak sonsuz ihtimal var aslına bakarsınız. Doğru mu? Yani şu 500 milyon lira kâra ulaşabilmesi için işletmenin matematiksel olarak sonsuz ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Ama gelirlerin ve giderlerin neler olduğunu bilirsek eğer, o zaman yöneticiler olarak o işletme faaliyetleriyle ilgili çok daha rahat kararlar alabiliriz. Yani şuna bakarsak eğer, diyor ki benim 10 bin lira gelirim var. Bu 10 bin lira geliri elde edebilmek için 9.500 lira gidere katlanmışım. Yani kaç yapıyor? 95 faiz, değil mi? Yani yüzde olarak kullanıyoruz. Siz faiz diyorsunuz galiba, değil mi? Yani onun 95 faizini katlanmışız, gitmiş elimizden. Peki şuna bakın. 1000 lira gelir var. 500 lira gideri var. Yarısı gitmiş. %50. Şuna bakın 600'e 100. Hatta şuna bakın 501'e 1. Yani o hiç olmayacak bir şey gerçek yaşantıda neredeyse. Hani o sadece rakamsal örnek olsun diye yazdım oraya. Ama bakın hepsinin sonucu aynı olmasına rağmen yorumlaması farklı oluyor. Yani ilk işletme hani 10 bin lira geliri olup da 9.500 lira gideri olan işletmeyi yorumlamak farklı. İşte 600 lira geliri olup da 100 lira gideri olan işletmeyi yorumlamak farklı. İşte gelir tablosu bize bunları gösteriyor. Diyor ki işletmenin gelirleri şunlardır. İşletmenin giderleri bunlardır ve bunların arasındaki fark budur diyor. Tamam? Şimdi bilançoda bizim gördüğümüz şey sadece kar rakamı. İşte şuradaki 5.000 liralık kar rakamını görüyoruz biz. Ama bunun nereden ortaya çıktığını göremiyoruz. Doğru mu? Bilanço bize o detayı vermiyor. Onun için biz adına gelir tablosu dediğimiz bir tablo hazırlıyoruz. Gelir tablosunu hazırlıyoruz ve bu gelir tablosu işletmenin bu gelirlerin neler olduğunu ve buna karşılık giderlerinin neler olduğunu bize gösteriyor. Peki niye çoğul konuşuyor? Yani faaliyet sonuçları diyordu hatırlarsanız. Peki niye orada o çoğul ifadesi var? Bir tane sonuç var. Ya kar çıkacak ya zarar çıkacak, değil mi? Heh. Gelir tablosu şunu da söylüyor aynı zamanda. Diyor ki bir işletmenin kuruluş amacı doğrultusunda elde etmiş olduğu karlılığı vardır diyor. Buna ana faaliyet karlılığı adı veriyor. Ana faaliyet karı diyor. Bir de bunun yanı sıra işletmenin belli bazı faaliyetleri sonucunda ama ana faaliyeti olmayan faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu karlılıklar olabilir diyor. Bunlara da yan faaliyet karı adı veriyor. Tamam mı? Yani şeyimiz bu. O yüzden çoğul konuşuyor. Yani hem ana faaliyetleri gösteriyor hem yan faaliyetleri gösteriyor. Şimdi ne demek istiyorum?
Bir saniye arkadaşlar. Ne demek istiyorum şimdi? Şunu söylemek istiyorum. Mesela bir işletme düşünelim. Ne olsun? İşte Azerbaycan'dan Sokar işletmesi olsun. Ne o? Petrol işletmesi değil mi? Petrol çıkartıyor ve bunu satıyor. İşte benzin, gaz neyse bunları satıyor. Güzel. O zaman bu faaliyeti yapıyor olmaktan dolayı yani petrol çıkartma, o petrolü işleme, onu benzin vesaire gibi türev ürünlerini satıyor olmasından dolayı elde ettiği karlılık ana faaliyet karı olarak değerlendireceğiz bunu. Ama şöyle düşünelim, Sokar'ın bankada parası da var. Doğru mu? O paraya işleyen bir faiz var, interest. Şimdi oradan da bir gelir elde ediyor. O zaman şöyle sorayım size. O Sokar işletmesinin kuruluş amacı bankadan interest elde etme midir? O amaçla mı kuruluyor o işletme? Hayır, petrol çıkartma amacıyla kuruluyor. He, o zaman o işletmenin bankadan elde etmiş olduğu faiz geliri yan faaliyet geliridir. Ana faaliyet değildir. Ya da başka bir örnek vereyim. Mesela yine Sokar işletmesinden işte bir binası var, boş duruyor, kullanmıyor. Diyor ki ya ben bunu boş duracağına kiraya vereyim diyor. Kiraya veriyor ve oradan bir kira geliri elde ediyor. Peki soru şu. Bu işletme kira geliri elde etmek amacıyla kurulan bir işletme mi? Değil. Değil mi? Asıl amacımız petrol ürünleri. Yani o zaman bu elde edilen kira geliri de yan faaliyet geliridir. İşte gelir tablosu bize bunların toplamını gösteriyor. Yani bunların sonucu da toplam kar olarak karşımıza çıkıyor. Toplam kar olarak karşımıza çıkıyor. İşte bunun içinde şu toplam karın içinde en büyük payın ana faaliyetten gelmesi beklenir. En büyük payın. En büyük pay ana faaliyetten. Yan faaliyet de bunu destekleyici olacak. Örneğin 100 liralık kar varsa bunun 70'i ana faaliyet, 30'u yan faaliyet olsun mesela. Anlatabiliyor muyum? Ya da ne bileyim 60'a 40 olsun, 80'e 20 olsun. Bunların hepsi okey. Ama tam tersi olmasın. Temel şeyimiz o. Kaygımız bu. Neden tam tersi olmasın? Tam tersi olmasın çünkü geçen haftaki dersimizde konuşmuştuk ya, işletmenin sürekliliği kavramı vardır. İşletme kurulduğunda yaşamının kendisini kuranların yaşamıyla sınırlı olmadığı varsayımıyla kurulur. Yani yaşamın süreklidir ifadesiyle, anlayışıyla, varsayımıyla kuruluyor. O zaman işletmenin ana faaliyetinden elde edeceği karlılığın da işletmenin yaşamı boyunca benzer şekilde devam edeceği de varsayılır. Ama yan faaliyet öyle değildir. Yan faaliyet bu yıl olmuştur, seneye olmayabilir. Doğru mu? Yani bu sene binayı kiraya vermişizdir, seneye vermemişizdir. Kendi faaliyetlerimizde kullanacağız. Ya da bankanın faiz oranları yüksektir bu sene. Faiz geliri elde etmişizdir, güzel. Fakat ertesi yıl faizler düşmüştür. Dolayısıyla o kadar yüksek gelir elde edemeyebiliriz gibi bu anlamda. Peki o zaman gelir tablosuna baktığımızda ne göreceğiz biz? Gelir tablosuna baktığımızda ne göreceğiz? Şöyle bakalım hemen. Önce ana faaliyet. Ana faaliyet satışlarla başlıyor.
Brüt satışlar. Şimdi muhasebede bir brüt ifadesi varsa bunun yanında net ifadesi vardır. Mesela brüt ücretler, net ücretler örneğin. Değil mi? Duymuşsunuzdur bunları. Peki o zaman nete doğru gitmek için ne gerekiyor? Eksi satış indirimleri. Bu satış indirimleri nelerdir? Satış iadeleri. Ondan sonra satış iskontoları ve bir de diğer. Satış iadesine bir mal satmışızdır. Müşteri o malı beğenmemiştir, mal bozuktur, başka bir şeydir, istediği gibi değildir. Bize geri göndermiştir malı. Yani sattığımız mal bize geri gelmiştir. İskonto nedir? İskonto da indirimdir. Yani biz mal satmışızdır. Karşı taraf oradan belli bir miktar indirim talep etmiştir. Biz de tamam demişizdir. Dolayısıyla iade ve iskonto satış hasılatımızı, o brüt satışları kaybetmemize yol açıyor. Brüt satışlar eksi satış indirimleri bize net satışlar rakamını gösteriyor. Net satışlar. Peki bu net satış hasılatını elde edebilmek için belli bir maliyete katlanmamız gerekiyor. Yani işte deminki örneğimizde vardı. 50 liralık malı 65 liraya sattık diyorduk, değil mi? Heh. O 50 liralık mal o malın maliyetini oluşturuyor zaten. Dolayısıyla net satışlar eksi satışların maliyeti ya da satılan malların maliyeti diye de geçer. Satılan mamullerin maliyeti. Bunu düştüğümüzde bulduğumuz sonuç brüt satış karı veya zararı rakamı olacaktır. Örneklendirelim. Bakın. Mesela işletmenin 1 milyon liralık satışı olsun. 1 milyon liralık brüt satışı var. Ve buradan da örneğin 50 bin liralık bir indirim olsun. Satış indirimleri 50 bin. Net satışlar ne kadar olacaktır? 950 bin liralık net satışı var. 1 milyon eksi 50 bin lira. Peki o zaman bu sorumuz şu noktaya geliyor. Biz bu 950 bin liralık satışı yapabilmek için ne kadarlık maliyete katlanmışız? Örneğin kaç para olsun? Bir rakam söyleyelim. 700 bin liralık maliyete katlandık. Ve sonucumuz brüt satış karı olarak karşımıza çıkıyor. Yani işletmenin yapmış olduğu satışlardan 250 bin liralık karı var. Sonra bunu yöneticiler yorumlayacak zaten. Diyecek ki biz işte 1 milyonluk satış yapmışız. Bunun 250 bin liralık kısmı bize kar olarak kalmış. İyi mi kötü mü? Bunu değerlendirecekler. Yani %25'i kar olarak kalmış. Bunu nasıl değerlendirecektir? Onlar bu dersin konusu değil. Finansal analiz dersi var. O ders kapsamında göreceğiz onları da. O yüzden o detayına girmeyeyim şimdilik. Fakat bakacaklar, diyecekler ki ya ben burada 1 milyonluk satış yapmışım. İşte 700 bin liralık da maliyet var. İyidir ya da kötüdür. Ya da biz gidip işte burada maliyetler yüksek. Biz Çin'e yatırım yapalım. Ya da işte Polonya'ya yatırım yapalım. Oralarda işte malzeme, işçilik maliyetleri daha ucuz. Dolayısıyla bu 700 bini daha aşağıya çekebiliriz ve karlılığımızı yükseltebiliriz gibi böyle
çeşitli öngörülerde bulunacaklar, çeşitli yorumlarda bulunacaklar. Peki, bu noktaya kadar var mı arkadaşlar anlaşılmayan bir yer? Bundan sonra eksi faaliyet giderleri. Faaliyet giderleri devreye giriyor. Nedir bu faaliyet giderleri? Hemen yazalım. Genel yönetim giderleri, pazarlama, satış, dağıtım giderleri ve bir de araştırma, geliştirme giderleri. Bunun sonucu da yani brüt satış karından faaliyet giderleri düştüğünde şuraya yazayım. Sonuç faaliyet karı ya da zararı olarak karşımıza çıkacak. Ne demek faaliyet karı ya da zararı? Bir update geldi, pardon. Şunu bir küçülteyim. Faaliyet karı ya da zararı nedir? Şudur. İşletmenin ana faaliyetinden bahsetmiştim ya demin. İşte sokar, petrol ve petrol ürünlerine ilişkin iş yapıyor ya. O işi yapıyor olmaktan dolayı elde ettiği kar ya da zarardır faaliyet karı, zararı. Anlaştık mı? İşte buradaki rakam işletmenin ana faaliyetini yapıyor olmaktan dolayı ana faaliyetini yapıyor olmaktan dolayı elde etmiş olduğu kar rakamını gösteriyor. Peki şu ne? Brüt satış karı. Şu kısım nedir? Yani 250 bin dediğimiz şey. Bu da yalnızca satışlar. Sadece satışlar. Sadece satışlara ilişkin karlılığını gösteren rakamdır bu. Evet. Ne yaptık bugün? Şöyle bir özetleyelim. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Yok. Anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar? O da yok. Peki. Şimdi bugün ne yaptık? Bugün bilanço eşitliğinin değişmediğini gördük. Değil mi? Hani hangi işlemi yaparsak yapalım, varlıklar eşittir, borçlar artı sermaye eşitliğinin değişmediğini gördük. Sonra bu eşitlikte işlemlerin nasıl işlediğini, nasıl birbiri ardına geldiğini gördük. Üçüncü olarak da gelir tablosu üzerinde durduk. Tabii gelir tablosu bu kadar değil. Gelir tablosu bu faaliyet karından sonra o yan faaliyet karlılığı dediğimiz kısımları da gösteriyor. Ama hani kitabın kapsamı itibariyle de bu kadarlık bir kısım gösterdiği için ben de burada bıraktım gelir tablosunu. O yüzden hani daha fazla ilerletmedim. Faaliyet karının alt tarafında o işletmenin yan faaliyetine ilişkin gelirleri ve giderleri de var. Dolayısıyla daha devam ediyor aslına bakarsanız. Gelir tablosu neydi? Gelir tablosu da bir döneme ilişkin olarak faaliyet sonuçlarını gösteren tablo olarak ifade ediliyor. Peki bilanço ve gelir tablosunun temel farklılığı nerede ortaya çıkıyor? Bir, içerikleri bakımından farklılık var. Gelir tablosu varlıkları ve bu varlıkların kaynaklarını gösteriyor. Yani borçları ve sermayeyi gösteriyor. Ama gelir tablosu işletmenin elde etmiş olduğu kar ya da zararın hangi unsurlardan oluştuğunu, hangi gelirlerden ve giderlerden oluştuğunu ve o rakamın hesaplandığını bize gösteriyor. Ve tabii ki bir başka farklılık ikisi arasındaki gelir tablosu belli bir tarihe ilişkindir. Bakın hep 25 Aralık tarihi yazdık hatırlarsanız. 25 şey özür dilerim 25 Kasım diye yazdık. 25 Kasım 2022 dedik. Ya yani hep belli bir tarihi var bunun.
Ama gelir tablosu belli bir döneme ilişkin. Yani bir tarih aralığı olması gerekiyor. Örneğin 1 Ocak, 31 Aralık. İşte 1 Ocak, 30 Haziran. 1 Temmuz, 31 Aralık gibi ya da bir ay ya da bir hafta gibi böyle bir zaman aralığının olması gerekiyor. Hani günlük bir gelir tablosundan bahsetmiyoruz. Hatta akılda kalıcı olsun şunu söyleyeyim. Belki yardımcı olur. Bilanço fotoğraf gibi. İşletmenin anlık fotoğrafını çekiyorsunuz. O andaki durumunu gösteriyor. İşte hava güneşli, bulutlar var biraz ama gökyüzü mavi. Orada işletme duruyor. Tamam? İşte önünden yürüyen insanlar var. Bakın bir fotoğrafını çekiyorsunuz. Ama gelir tablosu oraya bir kamera kuruyorsunuz. Video kamera. Ve o gecesinden gündüzüne kadar bir kayıt yapıyor oradan. Video kaydı yapıyor. Ondan sonra da oturup o kaydı seyrediyorsunuz. Anlatabildim mi? Gelir tablosu böyle bir video gibi. Belirli bir zamanı kapsıyor. Ama bilanço bir fotoğraf gibi. Tamam? Anlık. Var mı sormak istediğiniz bir şey arkadaşlar? Peki. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki Salı günü inşallah ikinci üniteyle devam edeceğiz.